ikinci bölümle tekrar bugün de beraberiz. Devam ediyoruz. Bhakti Yoga başlıklı bölüm. Şimdiye kadar konuştuğumuz son 6 bölümün ki içeriği Bhakti, adanma, ilahi aşk, koşulsuz aşk veya teslimiyet diye çevrilebilecek kavram üzerine odaklanmıştı. Ve şu an 12. bölümle geçmiş 6 bölümün 7 ile itibaren 7, 8, 9, 10, 11 zirveye ulaştığı yerdeyiz aslında. Bir nevi hepsinin beraberliğinde özeti veya özü olacak. Dolayısıyla konuştuklarımızın kısmen bir yanı tekrarı, bir yanı vurgusu ve tekrar bazı bölümlerin altını çizerek açıklama veya hatırlatma diyelim. Bhakti Yoga 12. bölüm. Bu ses Om sesi nasıl yazıldığı bu şekilde sembolizasyonu daha önce biraz söyledik ama kullanılan alfabe Devana Gari alfabesi bu metinlerin de hepsinin yazıldığı orijinal halinde kullanılan dil ise Sanskrit dili, konuşulan dil. Eğer kaçırdıysanız geçmiş bölümlerde bahsettik ama Sankritam, Santam, mükemmel, kritam yapmak, etmek, edilmek. Dolayısıyla en mükemmel yapılmış olan demek, tam haline, formuna ulaşmış olan demek. Öyle bir dil ki dilin ta kendisi zaten mükemmelleşmiş bir biçimde öyle bir yapıyı ifade etmeye çalışıyor. Bunun içerisinde sesin kullanımı, dil dediğimiz şey aslında sesin, dolayısıyla beden içindeki belli boşlukların titreşiminin yönlendirilmesi, yönetilmesiydi. Bu yüzden mantralar bu anlamda belli bedende o sesi çıkartarak titreşimler yaratmakta. Bedenle birlikte elbette çevrede, etrafımızda da. Titreşim yani ses, fiziksel olabilecek ki her şey bir titreşim. Görüntü yani renklerden, biçimlerden, ısıya kadar. Beş duyunun algıladığı, bunu fiziksellik olarak sayarsanız her şey bir titreşim. Titreşimin yani o frekansın en saf, en soyut, en incelikli hali ses olarak geçiyor yoga öğretisinde. Dolayısıyla ses ile yaptığınız her titreşim daha manevi veya daha soyut, daha incelikli etkileri var. Ve sesi daha doğru kullanırsanız bu anlamda daha fazla fayda. Bu nedenle mantraların tekrarı da ya da Bhagavad Gita gibi metinlerin aslında orijinal formuyla ilk bölümde yapmıştık hatırlıyorsanız bir girişe dair. Okunuşu Sanskrit orijinal dille sesli olarak daha fazla fayda getirdiği söylenir, önerilir. Eş zamanlı kulağın da o titreşim ve sesi duymasıyla bilinçaltı üzerinde farklı etkileşim var. Sinir sistemi üzerinde başka bir etkileşim var. Vesaire. Sanskrit'te dolayısıyla her konuştuğunuzda, her o sesi verdiğinizde bu şekilde bedende şifalandırıcı diyebileceğiniz titreşimler yaratmak oluyor. Om, Aume. Üç tane sesti. Burada A harfi, burada U, burada M. Beraberinde Om sesi, başlangıcın, evrenin, devamının ve kapanışının sesi. Krishna'nın Vibhuti Yoga'da 10. bölümde hatırlıyorsanız dediği ben seslerden Om sesiyim. Kendim yani mutlak aslında kendisini eğer bir ses olarak gösterse veya ifade etse bu o ses olurdu. Ve tekrar geri gelirsek Bhakti kavram ve kelimesine şu an her derste bir böyle geçmişe dönük anımsayarak biliyoruz. 1 ile 6. bölüm Arjuna'nın kederiyle başlayan, savaşa girmekteki tereddütüyle devam eden, bağımlılıklarının, tutunmalarının keşfiyle daha sonrasında yüzleştiği, bu çaresizliğini kabullenişiyle Arjuna'nın bir Krishna'nın öğrencisine dönüştüğü
ve öğretinin başladığı 4. 3. 4. 5. bölümler boyunca Krishna'nın Arjuna'ya eylemden azade olma, eylemin sonuçlarından azade olmak için ya da şu anda mevcut olduğu konum ve hangi görevle yüklendiyse, hangi olayla yüzleştiyse bundan özgürleşmek için veya bunun ötesine geçmek için olaya sırtını çevirmek veya kaçmak değil, onu karşısına almak ama öyle bir şekilde onunla ilişkiye geçmek ki kendi mevcudiyeti o olaya karşı ayrıksılığında değil, o bütünlüğünde görerek ve mevcudiyetini bu bütünün içinde hangi suret, hangi şekil, hangi isim, hangi eylemle alması gerekiyorsa sorumlulukla almak ve aldığı bu sorumlulukta aslında eylemini ben yapıyorum aidiyetiyle uygulamaktan ziyade o icra edeni mutlanta kendisiymişçesine, dolayısıyla o mutluluğa veya bütüne hediyeymişçesine sunması ve eylemin sonucunda her ne gelirse geleni de benim sayemde aidiyetinden ziyade veya benim yüzümden hayal kırıklığı ve o aidiyetinden ziyade yapabileceğini o maksimum oranda yaptıktan ve teslimkarlıkla hediye şeklinde icra ettikten sonra geleni de aynı hediye yaklaşımıyla veya teslimkarlıkla kabul etmekte. Karma Yoga başlığında 1 ve 6. bölümü uzun uzun konuşmuştuk. Karma Yoga şu anda her bir arayışçının birinci adımı, eğer ulaşmak istiyorsa benden bize veya biz demeden önce demesi gereken aslında bizi temsil eden haricindekilerle aslında kendini ayrıksılandırmış olduğunu da bu cümleden kabul edersek seni. Benden seni veya benden daha büyük olan bu sınırlılıktan, kısıtlılıktan, görecelilikten azade dayandığı zaman, arkasını verdiği zaman hayal kırıklığına uğratmayacak bir değişmemezlikte ve sabitlikte bu arayış olduğunu konuşmuştuk. Dolayısıyla o beni, ki deneyimleyen olarak beni merkezine aldığında o değişmeyeni ulaştıracak bir enstrüman veya araç veya yol. Bu sorgulamayla çıktıktan sonra 7 ve 12. bölüm burada bir arayan birey veya benlik algısıyla eylemleri yani bedenini fiziksel olarak elini, kolunu, ayağını, sözünü, düşüncesini nasıl kurgulaması gerektiğinin ilmi vardı. Ardından gelen 6 bölümde ise şimdiki konumuzun ana başlığında vakti, adanma, aşk veya teslimiyet diye çevirdiğimiz bölümümüz. Konuştuğumuz şey aranılan, ulaşılmaya çalışlandı. Ve sonra bu ikisi arasında eşlik vermesinin aynı ve özdeşliği sen olsun diye Upanishad'larda gelen büyük öğreti, ben oyum diye sonra öğrencinin tekrarlaması ve daha sonrasında ben benim diyerek aslında hakikatin o benliğin içerisinde ve başka bir yerde olmayışının diğer tasavvufta da kendini bilen Rabbini bilire kadar giden özdeşlik ve nihai değişmez gerçekliğin yeri Jnana, bilgi veya hakikat demektir yoga ile tamamlıyordu. Burada bir var ve ulaşılmaya çalışılan tek bir ve konuşulan da tek bir. Ama bunu ben şu an biri konuşuyorum veya ben beni bulmaya çalışıyorum bile derseniz cümlenizin içinde böyle bir cümle kullandığımız, kurduğumuz zaman olan şey aslında bir değil, yine iki. Çünkü ben beni konuşuyorum dediğinizde bir ben var konuşuyorum.
konuşan, bir de ben var konuşulan. Bu eder iki. Zihni kullandığınız sürece dili kullanıyorsunuz. Dili kullandığınız sürece ikinin dışına çıkması mümkün değil. Çünkü zihin özne ve nesne parametresi x'i düzeni gibi düşünürseniz özne ve nesneden zaman ve mekandan azade olamayan bir enstrüman. Çünkü zihin, hatırlıyorsanız dedik Manas, duyuların verilerini toplayan, onları işleyen, organize eden. Ve duyularsa zaten dışarıdaki dünya, içerideki dünya bir ayrımla fonksiyonda olan araçlar. O zaman ikiyi reddederek veya iki yokmuşçasına biri konuşuyormuş gibi davranmak aslında bir kandırmaca oluyor. Ben şu an beni buldum veya ben şu an beni bildim diyemez. Gerçekten tekliği veya biri beni bilmiş kişi. Bunu söylemeye çalışıyorum. Çünkü orası konuşulan bir yer olamaz. Çünkü orada özne ve nesne mevcudiyeti veya ayrıksılığı olmayan bir yer olması gerek. Ben zaten bende diyemeyecek bir yer olması gerek. Çünkü konuştuğum anda zaten iki yaratıyorum. Dolayısıyla konuştuğunuz her nokta ben dediğiniz anda, yani ben bile denmeyen bir yer olmalı orası. Ama ben dediğiniz sürece ve ben dediğiniz an itibariyle siz daima ikinin içindesiniz. Siz fiziksel evrenin içindesiniz. Çünkü evren Big Bang ile birlikte zaman ve mekan düzleminde, mevcudiyette. Zihin de bunu algılayan olarak aslında evrenin görüntüsünü gösteren aynamız. O ayna olmasa görüntü yok. Dolayısıyla yine de o ikilikle beraberiz. Ve burası ise ikinin yeri. Burası da aynı şekilde ikinin yeri. Olduğum yeri ve sahip olduğun aslında ben cümlesini kabul ederek ancak merdivende veya yolda yürüyebilir kişi. Sıçrayarak, atlayarak değil. Mış gibi yaparak hele hiç değil. Mış gibi çok daha kötü. O zaman şunu diyoruz. Bir ben var, bir de ulaşmaya çalıştığım sen var ya da söylenildiğine göre bende olan başka bir ben var. Buna da büyük ben diyelim. Bir küçük ben, bir büyük ben. Yine eder iki. Ve bu ikisi arasında ilişki kurmaya çalıştığın sürece yapılan her şey aslında hal olarak, ulaşma arzusu olarak, çekimi olarak baktı. Bu dolayısıyla denir ki günümüz insanının ya da standart veya %99.999 çoğunluktaki arayışının zaten yolu karma ve bhakti olarak başlamak zorunda. Başka kaçınıl diğer türlüsünü iddia etmek aslında bir nevi kendi kendine söz oyunuyla kandırmaca yapmak yani. Ben, benim, ben, oyum gibi cümleler dahi söylendiğinde. Umarım anlatabiliyorum ne demek istediğimi. Meditasyon vesaire tüm pratikleri zaten karma yoga altına koymuştuk. Onu hatırlıyorsunuz. Karma yoga dediğimde yapılan fiziksel, eylemsel her şeyi, her çalışmayı kastediyorum. Çünkü her biri de sadece birer eylem. Dolayısıyla diyemez ki kişi bir tarafı ayırarak sadece tekil bir yol seçtim de yürüyorum. Ya da herhangi biri diğerinden daha üstün veya alçak. Dolayısıyla ben bunu tercih ediyorum. Eğer bu tarz şeyler duyuyorsanız ya da en azından öyle fikirleriniz varsa da bilmiyorum ama Gita böyle bir şeyi kabul etmiyor. Sadece yer ve pozisyon olarak, hal ve yaklaşım veya yol olarak her birinin bir bedene sahip olanın ve bir zihne sahip olanın ki çoğunluğun ilk aidiyeti ve özdeşliği bu aşamada. Dolayısıyla bu özdeşliğini kabul ederek
Bunlar üzerinden yapabileceği, yürüyebileceği yollarla hazırlığa başlayarak nihayetinde vardığı yer, bunların sınırlarının silindiği, köşeliklerinin yumuşadığı, dolayısıyla iç ve dış arasında ayrımın kalmadığı bir yer olabilir. Oraya sadece nihayet denilebilir. Nihayet olarak belki sadece buna bu isim verilebilir. Ama burası, hatırlatmak istiyorum, bir yöntem olarak bu muhakemeyi kullansa bile muhakeme etmenin sonucunda varılabilecek, yani düşünerek evet gibi bir şey değil. Işık örneğini o yüzden vermiştik. Hakikat veya gerçeğin ortaya çıkması için ya da aydınlanma kelimesinin kullanılması. Geçen derslerde hatırlıyorsanız. Karanlığın ortadan kalkması için tek çözüm var. O da ışığın ortaya çıkması. Ampulü elektrik prizine bastığınız anda, yaktığınızda karanlık ortadan kalkar. Ya da bir mumu ateşe çaktığınızda karanlık ortadan kalkar. Başka çaresi yok. Ve bu kadar da basit. Ve zaten karanlıkta yoktu hiçbir zaman. Zaten gözün o anda ışığın belli bir şekilde yansıyamamasından veya absorbe olmasından dolayı ortaya çıkan bir şey. Siz dolayısıyla yapabileceğiniz şey olanı olduğu biçimiyle görmek ve bunun için ihtiyacınız olan bir belki böyle bir aha denilen o aydınlanma halleri gibi bir şey keşfedildiğinde bulunduğunda. Ama o ortaya çıkması içinse ortamın hazır olması lazım. Yani atıyorum uykunuz varken ya da karnınız açken bulmanız gereken bir şeyi, bir problemi aha diye göremeyebilirsiniz. Bunun sebebi çok basit. Önünde bedensel ve zihinsel belli başlı engeller olması. Uykunuzu alır, karnınızı doyurur. Gerekli ortamı hazırlarsanız sonra görülmesi gereken veya bir anda o zekanın aha diye bulacağı şey kendisi gelebilir. Karma yoga bu anlamda beden kullanımını ve zihin yönlendirmesini doğru planlayarak bu arınmayı ve hazırlanmayı ortaya getiren araç ve yoldu. Hakikatin uyanması, o zekanın keskinliğiyle neyse değişken, neyse değişmeyen, neyse gerçek, neyse göreceli ayırt etme yetisinin ortaya çıkması için. Bhakti zaten aslında bir nevi karmayı da içine alan bir şey. Bu anlamda kalben büyük bir aşk, büyük bir istek, arzunun da yönlendirilmesi aslında bhakti. Çünkü arzu, raga istemenin raga dvesha diyalektiğinde nesneler ve değişkenler üzerinde kalırsa problem olduğunu anlatmıştık. Zihin üzerinden ikilik yaratmasını, hoşlandım, hoşlanmadım. Ama eğer onu yönlendirebilirseniz, ki bu da daha büyük bir amaç veya daha ulaşılabilecek, daha kapsayıcı bir kavrama doğru. O zaman arzunun yönlendirilmesiyle, isteğin yönlendirilmesiyle ve buna bir aşk hali diyebilirsiniz. Çünkü ulaşma arzusu var orada. Ayrı olanın ortadan kalkma arzusu var orada. Aşk dediğimiz şey de aslında ikiye muhtacız diye konuşmuştuk. Ben ve seni. Aşık olan ve olunana, adanan ve adanılana ve hal ortaya çıktığında nihayetindeyse zaten ayrımın kalmadığı bir yer oluyordu. Dolayısıyla bhakti aslında hem bu hizmetkar davranış biçimini içerisinde kapsayan o motivasyon, o hal, o güdü hem de nihayetinde zaten kendisi nihana'ya dönüşen bio. Ve bu anlamda aslında karmayı da bhakti'den ayıramazsınız. Bhakti'yi de nyana'dan kavramsal olarak ayıramazsınız. Şu an yaptığımız yani ayırarak kelimeleri veya Bhagavad Gita özelinde de bunu ayırarak konuşması sadece zihnin daha kolay kavrayabilmesi için kolaylaştırıcı kategorizasyonlar. Bölmeye, parçalamaya meyilliyiz daha. Kolay böyle lokma lokma almak
özümsemek adına. Ama bunlar arasında da bütünlüğü anlayabilirsek, o zaman daha yoga, bağlamak, birleştirmek, beraber veya bütün olmak kavramının ne demek olduğunu anlayabiliriz. Yoksa çeşit çeşit yoga yok. Yoga dediğiniz şey bir tane zaten. O da ben olmayanla, ben olmayandan sıyrılarak, o yanılsamadan sıyrılarak nihayet hakiki ben olanla buluşmak veya birleşmek. Ayrı olma yanılsamasının ortadan kalkması. Bir yandan yoga tanımları şöyle de çünkü. Küçük benlikle büyük benliğin birleşmesi. Ama zaten ayrılık yok ki bir şey birleşsin bir yandan da. Oradan da bakarsanız. Sadece yanılsama, o yüzden karanlık, o yüzden göz önünde perde gibi betimlemeler kullanılıyor. Olmayan bir şey varmış gibi davranıldığı için o olmayanmış gibinin ortadan kalkma çalışmaları yoga aslında. Ama buna kalktıktan sonra ancak söylenebilir. Kalkmadan ve bunun bilgiyi duyduktan sonra mış gibi davranıldığı sürece yine mış gibi de kalınır. Dolayısıyla tek bir yoga var. O da gerçeğinin ne olduğunu bilmek. Hepsi bu. Gerçeğin ne olduğunu bilmek ya da yine hepsi bu. Bunun için ise öncü iki yöntemin olabilir. Gerçeği bilmek diyorsak. Bir, gerçeğin ne olduğu söylenebilir sana ve bilebilirsin. Direkt nihayet, idrak. Üçüncü, bu benim tüm anlattıklarımla başka bir dilde açıklamaya çalışıyorum. Bu azınlığa daha yönelik bir şey. Çoğunluk gerçeğin ne olduğu direkt söylendiğinde idrak edemeyebiliyor. O zaman ikinci yol seçilebilir. Gerçeğin ne olmadığı, tek tek ne olmadığı elenerek geriye kalan zaten gerçek olacağı için bir yol seçilebilir. Bu da yukarıdaki yolların aslında götürmeye çalıştığı. O yüzden zihinsel arınma, zihnin temizliği, dengesi, istiyorum, istemiyorum, hoşlandım, hoşlanmadım, ragat, veşa, karşıtlığından, ikiliğinden yavaş yavaş böylesine sarkaca vuruyorsa mesafesini azaltıp yumuşatması aslında gerçeğin ne olmadığının keşif çalışmaları. Ve ne olmadığının keşif çalışmaları için Vairagya, ki Raga Dvesha'nın arasında kalandı, onları nötrleyen, bırakmak, vazgeçmek, tutunmamak dediğimiz gerçeğin ne olmadığını keşfetmekse, her gerçekmiş gibi aldığın, gördüğün, tuttuğunu bıraktığında bile yine de gerçek olarak bir benliğin kaldığını keşfettiğinde dolayısıyla onun gerçek olmadığını anlamış oluyorsun. Dolaylı bir yöntem. Ama bir daha anlatacağım eğer netleşmediyse. Bir gerçek varsa iki yöntem var dedim. Bu gerçeğimiz olsun. Bir, gelip birisinin bu diye size göstermesi olabilir. Bunun adı Jnana Yoga. İkinci bölümde Krishna'nın Arjuna'ya yaptığı, Upanishad'larda tattvama sesen olsun cümlesinin ardındaki bilgelik veya değişmeyen var ki o tüm geri kalan değişenlere gerçeklik veren o işte nesnelerin ardında, maddenin ardında mevcut olan belki bilinç diyebileceğiniz, belki o sebebi kendinde saklı olan nedensiz neden diyebileceğiniz. Ama bu cümle hiçbir şey değiştirmiyorsa duygusal ve zihinsel çıktı olarak veya eylemde, o zaman demiştik ki bilgi geldiğinde değişim gelmiyorsa demek ki onun önünde bir engel var ki onun geçmesine izin vermiyor. O zaman ikinci yöntemi seçebiliriz. Budur demekten ziyade başka bir şeyleri göstererek okunla diyelim ye bu değildir. Diyelim ze bu değildir.
bu değildir, bu değildir, bu değildir diye 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 en sonunda geriye nedir o kalıyor olacak. Çoğunluk için bu ikinci yöntem gerekiyor. Ve karma yoga, bhakti yoga aslında ne değildir'i gösteren yollar sürekli. Değildir, 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 değildir'le kişi yavaş yavaş olmayanların düşmesiyle, olanın geriye kalmasıyla tamamlanmış oluyor. Peki o düşme nasıl oluyor? Önce tutması lazım bir şeyi, o düşmeden önce. Dolayısıyla bir şeye gerçeklik atfetmiş olması lazım. Bu atfettiğiniz gerçeklik, Arjuna gibi görünenler üzerinden raga diye çıkan dolayısıyla belli başlı bağlar, tanımlar, isimler olabilir. Mesela değişse bile değişmeyeceğini umarak beden üzerinden ve bedende eğer hastalık, yaşlılık ortaya çıkarsa o zaman bedenin değişkenliği ve beden üzerinden tutunmanın bırakılması gerektiği keşfedilebilir. Belki bu noktaya gelmeden de keşfedilebilir elbette zekaya. Ama bu araçlardan biri. Ya da herhangi bir duygusal halin içerisinde öfke yazdıklarımız, hatırlıyorsanız 6 taneydiler. Öfke, arzu, kıskançlık vesaire. Bu arzuların değişkenliği keşfedilebilir. Ve birisine ne kadar tutunduysa kişi, o tutunmasına bağlı bıraktığında yine de şeylerin olduğu biçimde olmaya devam ettiğini gördüğünde o onu bırakmasına rağmen hala devam ediyorsa bir şeyler, o zaman nihai gerçekliğin ya da o gerçek tanımının onun üzerinden, o duygu üzerinden olmadığını keşfedebilir. Ya bunu hayat zaten öğretiyor oluyor. Eğer hayat öğretmeden, deneyim sertliğiyle gelmeden zeka sorgulayarak gelebiliyorsa bu birinci yola biraz daha yakın oluyor. Bhakti ise bu süreçte şimdiye kadar konuştuklarımızla tekrar yazıyorum. Değişkenin, gerçek olmayanın deminki konuşmayla gerçek olmayanın veya gerçek olmayan dediğimde ikinci dersi hatırladığınızı düşünerek konuşuyorum bu kelimeyi ama gerçek olmayan demek yok demek değil, tekrar hatırlatmış olayım. Gerçek olmayan demek zamana ve mekana bağımlı olan demek. Yani değişken olan demek. Zamana ve mekana bağımlıysa bir şey değişken. Ama arayışın hepsi ikinci bölümde tekrar gerekirse geri dönüp izleyebiliriz. Hatırlarsanız zamandan mekandan bağımsız değişken olmayan arıyordum. Bu kelimeye gerçek diyordum. Neden olarak bir şeye bağlı olmayan, nedeni kendinde dolayısıyla saklı olan. Çünkü bir şeye bağlıysa o şey bağımlı adı üstünde ve değişken o şeye bağımlı olduğu için. Bağımlı olduğu çünkü asıl nesne giderse diyelim ışık ve gölge. Gölgeye yok diyemezsiniz, gölge var. Ama gölge gerçek değil. Neden? Çünkü ışığa bağımlı olarak mevcudiyet bulan bir şey. Yani ışık yoksa gölge yok. Işık şu biçimdeyse gölge şöyle, bu biçimdeyse gölge böyle. Hangisi gerçek ya da hangisi mutlak? Tabii ki de ışık. Çünkü bu duruma bağlı değişkenlik gösteren bir şey. O zaman ben burada bu kavramı kullandığımda hep bunu sorguladığımı hatırlayarak dinlemeye devam edin. O zaman bhakti gerçek olmayan diyorsa değişken olan demek istiyor. Değişken bu değildir diye ikinci yolu gösteriyorsa yani bir olmayanı eliminasyon yolunu tercih ediyorsa o zaman bunu önce olmayan ama benim öncesinde var diyerek tuttuğum bir şeyi kabul etmem lazım. Yani ne demeye çalışıyorum?
Bir ben kavramı var, her şey o ben kavramındaydı. Ve bu ben kavramının içerisinde şöyle bir isim var, şöyle bir biçim var, şöyle bir ünvan var, sıfat var, cinsiyet var vesaire. Tüm bunları önce var demem lazım. Sonra bunların var değildirini gösterecekse bunların haricinde başka bir o zaman varlık seçmem lazım. İsim ve belki biçim. Belki biçim değil, illaki biçim. Geçen konuşmalarımızla buradan bir zihin iletişime geçiyorsa birinci aşamasıydı bu. Yoksa evrensel form hatırlarsanız biçimsizliğe gideni zihinle idrak zordu. Çünkü bunu önce kabul ettiği zaman kişi bunun dışına doğru çıkması gerektiğini anımsayarak olmayan değildir yolunu seçiyorsa bunun üzerinden gitmesi lazım. Ne değildir? Bu değildir. Nedir? Budur diye bir şey tanımlaması lazım. Ve tanım illaki bir biçime içerir. Her tanım bir kısıtlama sınırlamadır demiştik. O zaman kendinize ait her koşulda bir bunun haricinde işaret olarak gösterdiğiniz bir yüce kavramınız veya daha kapsayıcı, daha dahil edici bir kavramınız olması gerekiyor vakti içerisinde. Bunun adı doğa olabilir, evren olabilir, daha önce konuştuğumuz farklı isimler, biçimler, suretler, her birinin eş, her birinin aynı içerikte olduğunu, velev ki kişi ayrı bir benlikle ve kendisine ulaşması gereken olarak, kendinden daha kapsayıcı ve daha büyük olarak bir şeyi saydığı sürece hepsi aynı şeye hizmet ediyor demiştik. Ve biri birbirinden yüksek veya alçak değil demiştik. Çünkü önemli olan bu yaklaşım hali ve yaklaşım biçimi. Kalp kelimesini kullanmıştık bakti için. Ve bakti, kalp yani bu hal asıl önemliydi. Nesnesinden ziyade. Neden? Çünkü bir, kişiye bir isim ve biçim olduğunu hatırlattığından, sınırlılığını hatırlattığından, kısıtlılığını hatırlattığından ve bu sınırlılık ve kısıtlılıkla aslında o benliğin haricinde başka bir yere ulaşma arzusu ve o yüzden adanma kelimesi kullanılıyor. Adanma demek kendinden bu isim ve biçim olarak kabul edip ama sonra vazgeçme meyili gösterebilme veya yetisi gösterebilme potansiyelini geliştirdiği için. Eğer bir adanma hali varsa o zaman kişi benliğini tanımladığı isim ve biçimi yavaş yavaş terk edilebilir bir kavram olarak inşa etmeye veya kurgulamaya başlıyor. Terk edilebilir kelimesi önemli çünkü bu gerçek değildir, değildir yöntemiyle gidiyor. Şu gerçektirle diğer yana gidiyordu, gösteriyordu. Ama oraya gitmeden önce şu gerçek değildir vakti seçiyordu. Bu gerçek değildir demen için ve kendine bunu hatırlatman için dolayısıyla elbette ki bundan daha başka bir gerçek seçmek. Ama bu seçmenin arka planında aslında bu gerçek değildirin yavaş yavaş bilinçaltından belki işlenmesi veya törpülenmesi veya sınırlarının inceltilmesi. Buna eğer daha kafanızda bir şeyler açacaksa ahamkara demiştik. Ayrıksı veya kişisel benliğin kavramının ego kelimesini kullanmak istemiyorum ama size ifade ediyorsa bu diye çevirmem ama yanlış bir çeviri. Ayrıksı benlik daha doğru bir çeviri. Aksi takdirde ego deyince dedik ki bencillik gibi anlıyor insanlar. Hayır, herkeste mevcut olan ayrıksı bir isim ve biçimle bir kimliğe sahip olma algısı. Bahsedilen ahamkara'da bu. Bu algının incelmeye başlaması. Bu ne kadar
ütopik bir şey gibi belki kulağa geliyor olabilir. Ayrıksı sahip olduğu isim ve biçimle aidiyetin ve bu kimliklenmenin zayıflaması. Bu cümle. Bunun için bir şeye adanma, bir şeyden vazgeçmeyi dolayısıyla getirmiş oluyor. Mutlak veya daha ilahi, daha yüce kavramlarla bunu kurmasanız bile kişisel veya nesnel kavramlarla kuruyorsanız bile diyelim ki adandığınız şey işinizse veya adandığınız şey çocuğunuzsa yine aynı yaklaşımdır adanma kelimesini incelerseniz. Çocuğa adanmak demek sahip olduğun isim, biçim ve bu aidiyet, bu kimlikten çocuk adına vazgeçmek demek. Adandığı şey işinse, sahip olduğun isim, biçim ve kimlikle ilgili her neyse o iş uğruna vazgeçmek demek. Ne demek? Bu kimlikle vazgeçmek. En basiti yeri gelince aç kalmak demek. Ama bu benlik ve bu kimlik beslenmekle kendini daha geliştirmeye güdümlü. Aç kalmak dolayısıyla ona karşı bir davranış. Yeri gelince gerekli keyif veya hazlarından vazgeçmek demek. Yine bu da bu benlik algısı ve ayrısı benliği daha inşa eden bir yaklaşım. Herhangi bir keyif peşinde olmaktan olmak. Dolayısıyla bundan vazgeçmek, bu benlikten vazgeçmek demek. Ve Bakhtin'in anlatmaya çalıştığı öyle bir şey olmalı ki adandığın nesne ve sende yarattığı içsel hal önce kısıtlı veya göreceli nesnelerle başlayabilir. Sende eğer bu benden, tırnak içerisinde ayrıksız o benden, bu kimlikten vazgeçmeni veya ayrıksı benliği yumuşatmanı veya daha transparanlaştırmanı sağlıyorsa belki önce göreceli şeylerle olabilir ama sonra nihayetinde değişmeyen ve kendi içerisinde mutlaklı olan bir kavrama meyletmeli ki o şey adı üstünde değişmez olduğu için bu değişkenlik kendini törpüleyebilsin ki değişmez ile özdeşlik gelebilsin. Çünkü her adanma bir yandan da aslında buradan oraya ulaşma. Aşk kelimesini konuşmuştuk. Aşaka, sarmaşık demekti. Ama dediğim gibi bunu birinci sınıftan doktora seviyesi olarak düşünürsek halleri basamak olarak öğrendiğinde kişi bu bir potansiyel, bu içten gelen bir hal. Yani sevebilme veya aşık olabilme veya adanabilme, kendinden vazgeçebilme. Entelektüel gelişebilecek bir şey değil. Birisine sev veya birisinden hadi vazgeç kendinden şimdi dediğinizde bunu tamam diyerek, anladım diyerek yapamaz. Kimse yapamaz şu an kendimize de desek herhangi bir şey için. Ama bu kendiliğinden gelir. Başka şeyleri yaptıktan sonra bir hal olarak yer yer. Ve potansiyel içeride mevcutken uygulamayla geliştirilebilir. Böyle bir örnek var. Söylemeye çalıştığım şu, şimdi örnekle anlatacağım daha iyi. Bir öğretmenimizin anlattığı örnekti bu da. Ben de ondan esinlenerek aktarıyorum. Bir arayışçı, bir öğretmene guru, büyük bir aydınlanmış kişiye gidiyor diyelim. Ve senin öğrencin olmak istiyorum. Burada hakikati mutlaka keşfetmek istiyorum. Belki öğrendim bu bilgileri duydum. Bunun için yanına geldim. Ve bu yolda her şeyi arkamda bıraktım, terk ettim. Beni lütfen öğrenciliğe kabul et. Ve bu bilgi hakikati anladım. Öğretmen de onun üstüne diyor ki, peki tamam hoş geldin ama öğreneceğin şey burada aslında mutlak teslimiyet veya o aşk halinden başka bir şey değil.
Ve bunun için sen gelmeden önce hani neyi terk ettin anlamında da bir yandan sorarak, ne yaptın ya da neyi deneyimledin anlamaya çalışarak sen hiç böyle bir şeyi, bir kuşu, bir evcil hayvanın oldu mu, bir şeyi sevdin mi? Bunu söylerse eğer öğrenci, öğretmenin sorusundan düşünüyor ki galiba benim ona bağımlı olduğumu, tutunduğumu düşünür. Raga Dvesha bunları duymuş. Yok, hiçbir şey, hiçbir hayvan öyle bir şeyim yok, sevmedim diyor. Öğretmen onun üstüne diyor ki hiçbir hayvana, hiçbir canlıya öyle bakmadım, beslemedim bir şey. Yok yok, hiç öyle bir bağımlılığım olmadı, hiçbirini sevmedim. Peki hiç bir arkadaşın oldu mu, bir insan olarak böyle onunla? Yine aynı şeyi düşünüyor öğrenci, tutunduğumu sanır, ona bağımlı olduğumu sanır, böyle kişisel ilişkiler diye. Yok, hiç arkadaşım olmadı, kimseyi sevmedim diyor. Hiç kimseye aşık oldun mu, başka bir eş vesaire anlamında? Öğrenci diyor ki yine aynı şeyi düşünerek, dersem eğer birisine aşık oldum mu, benim bağımlı olduğumu düşünür. Yok, hiç kimseye de aşık olmadım, sevmedim. Peki anneni babanı hiç sevdin mi? Öğrenci düşünüyor ki dersem ki annemi babamı sevdim, onlara bağımlı oldum, tutunduğumu sanır. O yüzden yok, hiç annemi babamı da sevmedim, öyle şey yok. Ben tamamen bunun için geldim. Öğretmen de onun üstüne diyor ki sen önce git dışarıya, önce biraz hayvanları sevmeyi öğren, sonra biraz arkadaş edin, arkadaşlar, hani insanları sevmeyi öğren. Sonra belki aşık olabiliyorsan başka bir cins birisiyle ya da bir şekilde bir aşk içerisine düşmeye çalış. Annenin babanın sevmeyi öğren. Ondan sonra gelebilirsin buraya. Anlatmaya çalıştığım şey dolayısıyla hal denilen şeyin veya sevmek denilen şeyin, benlik denilen şeyin sıfırdan bu noktaya kadar sıçranabilecek bir şey değil. Göreceli olarak inşa edilen, o da aslında kendi kendine öğrenilen bir şey oldu. Bir isim ve biçimden daha mutlak değişmeyen bir isim biçime doğru gitmek için belki arada göreceli isimlere, biçimlere ihtiyaç duyabiliriz. Ve bunlar tutunmak olaraktan ziyade tutunmanın elbette dikkatiyle bakarak diyelim. Ama bu yollarda nesneden ziyade, kurduğu ilişkinin nesnesinden ziyade, göreceli veya değişken veya her neyse, bu hali aslında kişinin kendinde geliştirebilmesi meziyeti. Kalan sonuç aslında bu hal olacak. Ve bunun biraz daha rafine hali ve daha koşulsuz hali gidebileceği, kimlik veya isimin iyice şeffaflaşması veya nötrleşmesi anlamında değişmeyen bir şey. Yoksa ilk baştan soyut, abstrakt, tamamen hiç görmemiş, hiç tanınmamış, hiç bilmemiş bir şeyi sevmek kavramı kolay geliyor çünkü. Hatta daha kulağa. Ama bildiği, tanıdığı ve hoşlanmadığı hatta yer yer şeyleri varken birilerini veya bir şeyleri sevmek aslında daha zor. Ama Viputi'yi hatırlarsak aslında her suret zaten onun sureti ise, birin sureti ise, dolayısıyla her görüleni sevebilme yetisi aslında zaten Bhakti'nin ta kendisi olmaya başlıyor. İlla ki soyut, görünmeyen bir kavram seçerek ve budur Bhakti demenin doğru olmadığını anlatmaya çalışıyorum. Bhakti zaten hoşlandım, hoşlanmadımların da sıyrılmasına gelebilmesi için çevrenizde aslında mevcut olan isim ve biçimdeki kişileri, isim ve belli bir biçim altında mevcudiyet bulmuş, tezahür etmiş kişileri, nesneleri oldukları hal ve biçimle sevebilecek kalp genişliğini zaten geliştirebilmekte aşamalarından biri. Mevcut olan tüm kademeleriyle çevre bunu daha genişletebilirsiniz. Bir ev sınırından mahalleye, buradan ülkeye vesaire. Ama soyutu sevmek her zaman aslında daha kolay. Somutu asıl sevebilmek zaten soyuta doğru götüren daha gerçek yol. Dolayısıyla
bunu da anımsayarak ve buradan aslında o vakti adanma halinin geliştirilmesinin de göreceli bir nevi proje demek çok doğru bilmiyorum ama göreceli kademe kademe gelişebilecek bir hal olduğunu da hatırlayarak. Siz alanı yarattığınız zaman ve bununla ilgili uygulamayı yaptığınız zaman karşılıklı o etkileşimle, o törpülenmeyle zaten o hal bir kademe daha şeffaf, bir kademe daha hazır, münasip o hale evrilebiliyor. Bhakti başından sonra Krishna'nın Arjuna'ya bu hali geliştirmesi, geliştirdikçe benliğin sınırlarının erimesi, isim ve biçime olan tutunmasının zayıflaması ve bu yolda zaten istiyorum, istemiyorum, bunu seviyorum, bunu sevmiyorum, şundan hoşlanıyorum, şundan hoşlanmıyorum cümlelerinin yavaşlayıp yumuşamasıyla beraberinde gelen bir şey, aynı zamanda bu hali de getiren bir şey. Dolayısıyla iki yönlü. Eğer daha bu hallerdeyse kişinin kendinde bu edimi geliştirecek, bu hali geliştirecek uygulamalar yapması, uygulamalara alt başlığında Bhagavad Gita'yı sadece düzenli okumak bile sayılabilir. Sadhana başlığı altında dediğim. Ya da alt başlığında şimdi saymaya başlarsak, bölüme gidersek, Karma Yoga birinci alt başlığı en kolay, en somut, en fiziksel uygulanabilir olanı belki tanımadığı birilerine, belki tanıdığı birilerine fark etmez. Bir hediye gibi karşılık beklemeden eylem sunabilme yetisi geliştirmek ve o kişilerden veya o şeylerden gelen cevabı ikinci adımı bir hediye gibi kabul edebilme, prasad, minnettarlıkla boyun eğerek eyvallah diyebilme yetisi hali geliştirebilme. Gelmiyorsa da bunun için, dolayısıyla bu eylemleri icra ederek daha fazla bu hali geliştirme çalışması yazalım. Belki daha akılda kalacaksa bhakti nasıl geliştirilir? Bhakti. Bir, zaten söylediğimiz Karma Yoga'nın birinci aşaması eylemleri yapanlı olarak hediye gibi sunmak. İkincisi, yine Karma Yoga'yı yazıyor oluyorum. Sonuçlarını hediye gibi almak, kabul etmek, geleni geldiği ve olduğu biçimiyle. Dolayısıyla belki tanımadığınız birilerine bu tarz karşılıksız, beklentisiz hizmetler veya eylemlerde bulunmaya çalışabilirsiniz. Ve emin olun bunun sonucunda bile ne kadar da Karma Yoga yaptım cümlesi geliyorsa aklınıza, bu da Karma Yoga yaptım demek diye. Nasıl da hizmet ediyorum, nasıl da karşılıksız çalışıyorum, nasıl da içimde bir aşk var diyorsanız bunlar çarpı Karma Yoga vakti olmuyor. Ama bunları keşfetmek için belki bunları yapmak bile lazım. Onun bile ötesine geçene kadar. Üçüncüsü, bu hali geliştirmek adına zihnin saydığımız kirlerini, dalgalarını dindirmek veya dinginleştirmek, zihinsel arınma veya temizlik dedik. Zihinsel temizlik, zihinsel arınma yazacağım. Bunu Raga Dvesha olarak zaten bol bol konuştuk. Bunu seviyorum, bunu sevmiyorum. Her şeyi karşılıksız ve koşulsuz seviyorum diyebilme hali vakti. Çünkü koşulsuz bir sevgiden başka bir şey görmüyorum diyebilene kadar. Ama bunu demek için önce şunu seviyorum, şunu sevmiyorum küçük ayrımlarına bakarak da çalışma yapılabilir. En basiti, önce sevmiyorsanız bir kuşu alıp kuşu sevmeye çalışabilirsiniz. Eğer kuşu çok seviyor, kediyi sevmiyorsanız kediyi o zaman sevmeye çalışabilirsiniz. Kuşla kurduğunuz ilişkiyi gözlemlemeye çalışabilirsiniz. Uyduruyorum şu an. Ama buna yeğdir diyemeyecek kadar
kabullenici bir kalp hali. Bunun için elbette o eş dengede bir zihin hali. Samatha. Daha önce konuştuğumuz şeyler. Dördüncüsü, belki şimdiye kadar da Vibhuti yoga başlığında konuştuğumuz tekil bir suretten o tekilin ardındaki mutlaklığı, tekilin tezahüründe aslında mutlak tezahürünü görebilecek edimler ve yaklaşımlar geliştirmek ki bir sonra evrensel tezahürün, aslında evrensel görüntünün mutlak tezahürden başka bir şey olmadığı, o biçimsiz biçime ulaşabilecek bir görüşe ulaşana kadar pratikler veya uygulamalar yapmak. Bu ne demek? Yani tekil bir suret, herhangi bir suret tercih edebilirsiniz sizin için. Mutlağı veya yüceyi ifade eden, bu tek bir ağaç da olabilir, bir om sembolü veya simgesi de olabilir. Allah esti de olabilir. Ya da herhangi bir boşluk resmi de olabilir. Bilmiyorum sizin için ama tekil bir suret veya o temsil. Çünkü zihin buna muhtaç. Tekrar hatırlatıyorum. Bu daha iyi diye hiçbir şey konuşmuyoruz. Zihnin nasıl çalıştığını anlayarak zihin ötesine ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla zihin buna muhtaç. Çünkü zihin sınırla, zaman ve mekanla, biçimle ve isimle çalışan bir şey. Dolayısıyla bir isim ve biçimle kurduğunuz ilişki ve onunla yaptığınız beraberlik anları ve zamanları yaratmak tekil bir biçim diyorum. Ki bunun sonra devamında zihin biçimsiz biçime ulaşabilecek. Tüm evrensel de bu evrensel biçimi bütünlüğüyle algılayabilecek, şeffaflığa erişebilsin. Ama önce dolayısıyla hangi aşamadaysak, ana sınıfıysak ya da ilkokul birsek kabul etmemiz lazım. Sonra adım adım bir yerden bir yere sıçramaya çalışıyor çoğunluğumuz bu çalışmalarda. Bunların hiçbiri sıçrayarak, mucize böyle bir günde ayarak olabilecek şeyler değil. Hepsi o yüzden sadana, düzenli çalışma, manevi uygulama veya apyasa yazdıklarımızdan her gün düzenli bir şeyleri uygulayarak zihni yavaş yavaş dönüştürmeyi, arındırmayı ve alt metnin her neyse dalga su örneği vermiştik daha önce dipteki kumun kendini göstermesini sağlayacak hazırlayıcılar. Dolayısıyla bunlara ihtiyaç duyabilir. Ve beşincisi ise nihayet veya hakikat kendini gösterdiği son özdeş veya eş hali oluyor olacak. O biçimsiz biçim dediğim aslında buraya da zaten yazdım. Niyana yoga. Çünkü mutlak aşkın sonucu ikiliği eritmekten başka bir şey değil. Yani birleşmek. Aşk. Aşık olan aşık olduğuyla bir olmaktan başka bir şey aramaz. Bunun bir örneği, yani onun ne olduğunu mutlak olarak bilmek, hatta ondan başka bir şey olmamak demek. Ayrı benliğin erimesi demek. Bunu pervane ateş örneğinde tasavvufta var hikaye. Bir grup pervane ateşin nasıl olduğunu bilmek istiyorlar. Hangi yapıdaymış ateş? Neymiş bu ateş? Ve pervanelerden biri gidiyor, çevresinde dönüyor. Geliyor diyor ki, ateş dediğiniz şey parlak ve kırmızı bir şey diyor. Bu yeterli bir bilgi değil diyor diğer pervaneler. İkinci pervane gidiyor, biraz daha yakınına gidiyor ateşin, dönüyor geliyor. Ateş dediğiniz şey sıcak bir şey, yakan bir şey diyor. Bu yeterli bir bilgi değil diyorlar, başka ne? Üçüncü pervane gidiyor, ateşin içine giriyor ve yanıyor. Ateşin kendisi oluyor. Dolayısıyla beşinci adım yana ateşin kendisi olmak. Bunun için ateş olmayan şeyi bırakmak. Ve burası kolay bir şey değil. Dolayısıyla ilk dörtlü bir kere de olabilecek bir şey değil diye anlattığımız ilk dörtlü buraya hazırlayan yol. Burası ise varılan yer.
yoga nedir? 12. bölümde Krishna Arjuna'ya tekrar bu başlıkta özetliyor. Bir ila üçüncü mısra, tek tek mısralara geri gelirsek, ilk bir ila üçüncü mısra Arjuna'nın yeniden bir sorusuyla başlıyor giriş adına. Tekil biçim, tekilde bütünü görmek veya bütünde bütünlüğüyle, bütünü bütünlüğüyle algılamak arasından hangisi iyidir gibi bir soru. Ve tekrar Krishna'nın açıklaması. Bu açıklamayla birlikte Bhakti Yoga'nın 3. mısra ile 12. mısraya kadar, eğer not almak istiyorsanız, ne olduğunun burada şimdi yazdığımız anlatısı geliyor. Şuradan, burada ben biraz özetlemiş oldum sadece. 3 ile 12. mısra arasında konuşulan. Bhakti Yoga nedir? Kısa bir bölüm bu bölüm. 13. ile 18. bölüm arasındaysa Bhakti Yoga'nın faydaları anlatılıyor. Yani sonuçları. Eğer Bhakti geliştirirse kişi içinde, uygularsa bu onda neyi değiştirir? Geliştirmek dediğim şey sevebilme kapasitesi diyorum aslında Bhakti ile. Her şeyi isimden, biçimden azade daha fazla kabul edebilme veya sevebilme kapasitesi. Kendinden vazgeçebilme kapasitesi. Bhakti bu demek. Adanma veya teslimiyet dolayısıyla aslında bu demek. Ve ne geliştirir? Üç başlıkta Swami Parmartananda diye bir usta bunu özetliyor. Ondan referansla aktarıyorum. Üç başlık. Birincisi eyleyen olarak kişi. Fiziksel eylemlerini. Çünkü bu entelektüel bilgi, bu arada buraya gelmeden, bizde içsel, zihinsel, duygusal, algısal bir değişim yaratmalı. Eğer bilgi, bilgelik olarak girecekse. Dolayısıyla bu hal geliştikçe kişinin eylemleri başka olacak. Olmalı. Ya da öyle söyleyeyim. İkinci bölümde Sthira Prajna diye bir şey vardı. Bilgelikte köklenmiş kişi nasıl olur Krishna? Anlat bana. Bu hali kendinde geliştirmiş kişi nasıl olur? Anlat bana. Yani bunu şunun için soruyor. Tüm bu entelektüel bilgiyi içinde özümsemiş, idrak etmiş bir kişiyi ben nasıl anlarım? Yani bu içeriye giren etki dışarıya nasıl bir tepki olarak çıkar? Bu insan nasıl davranır, nasıl konuşur, nasıl yer, nasıl içer? Bhakti Yoga'nın dolayısıyla herkesi ve her şeyi ayırt etmeden sevebilme kapasitesi gösterebilen, gördüğü her tezahürün ardında o benliğini, küçüklüğünü bilerek iletişim veya ilişki geçebilen, alçak gönüllülük elbette bu fark ettiğiniz üzere, kibrin olmaması mesela vesaire gibi. Karşı tarafın iyiliğini yey tutmak, kendinin yeri gelince kişisel faydasından veya hazından vazgeçerek gibi sonuçlar. Bunun doğal etkileri olabileceğini zaten tahayyül edebiliyoruz. Biraz bunları özetliyor olacağım şimdi. Veya kontrolünden çıkan bir olay veya durum olduğunda çevrede nasıl tepki verebileceği. Dolayısıyla önce o kişi nasıl davranır? Karta nasıl davranır? Eyleyen demekte. Eylem yapan olarak. Eylem yapan olarak o kişi kendisinin de içeride aslında onun bir tezahürü olduğunu bilerek mutlaklığını veya tamlığını, bu kelimeyi yazmıştı ikinci bölümde de. Sthira Prajna bilgelikte köklenmiş olan için. Tamlık demekte. Kendi içinde, kendiliğinde yeterlilik hissi. Yeterlilik hissi, önemli bir kelime ya da. Eylemleri bir eksiklik hissiyle olmaz. Bir şeyleri kapatmak için sürekli bir eylem icrasında kendini zorunlu hissetmek. Ne birisine bir şey ispatlamak için, ne de birilerine. Ama en temelinde kendine.
zaten kendi içerisinde tamam ve tam, kusursuz ve bütün olduğunun algısı gelişerek bir o bütünün sureti olduğu, böylesine bir tekil olduğu algısıyla. O zaman yaptığı eylemi bir eksiği kapatmak için arkadan o motivasyonla yapmaz. Bunun için gereksiz birincisi şeyler satın almaz. Ancak bir şeyler alarak kendini tamamlamaya çalışabilir çünkü kişi. Ya da yaptığı herhangi bir eylem bir şey dediğim gibi ispatlamak veya ne kadar başarılı, ne kadar güzel, ne kadar iyi olduğunu sunmak adına olmaz. Ancak eylem, karma yoga hatırlayın, bütünün adına, bütün için olabilir, gerekirse. Geçen ders hatırlayın, bireysel irade parmayla uyumlandığı an. Dolayısıyla eylem tamlığının bilinciyle yapılır. Bak diyor ve gelişmiş bir şey. İki, pokta. Ne demekti? Eylemin sonucunu alan. Nasıl? Yani şunu demeye çalışıyor. Dünya ona bir şey yaptığında nasıl tepki verir? Bu nasıl etkide bulunur dünyaya demek? Bu da dünya ona bir şey yaptığında o nasıl tepki tepki verir cevap olarak. Nasıl bir titreşim veya dalga yaratır dünyada olan değişim. Prasad, karma yoga'nın ikincisiydi. Hediye gibi kabul etmek. Hediye gibi kabul ettiğinde zihin üzerinde aslında herhangi bir dalgalanma yaratmaması veya bu kabullenicilikle cevap vermesi. Her ne olursa olanı kabul edebilmek demek kendisinde doğal bir şok emici ya da hava yastığı geliştirmiş demek. Duygusal rezistansı, duygusal direnci veya duygusal bağışıklığı güçlü demek. Böyle de çevirebiliriz. Olan olduğu haliyle bir hediye ise her ne olan, dolayısıyla çünkü o bütünün içerisinde, baktığı yerde de bütünü görerek. O zaman burada cevap olarak kabul hali veya prasad diye de yazabilirsiniz. Veya duygusal bağışıklıkla bir güçlü dirençle. Bunu eğer 10 en mükemmel hali ise 0 ile 10 arasında mutlak 10 hemen olduğu gibi düşünmemiz gerekmiyor. Böyle bir skalada da hareket ettiğimizi, bu hallere bağlı gelişim gösterdiğimizi görebiliriz. Birincisi mesela kabulleniş açısından üç başlıkta konuşulur. Bir, yaratılan, olan olayın etkisinin bıraktığı izin yoğunluğu farklı olur. Belki önceden bu çok yoğun bir etki getiriyordu. Şimdi artık etki daha az, daha az sarsılma olabiliyor. Yoğunluğu değişir bıraktığı iz olarak. İkincisi, olan dalgaların, dışsal etkilerin, ondaki tepkisinden bahsediyorduk. Frekansı yani sıklığı, onun sarsma veya şok emici dedik ya, hava yastığı. Bunun etkilenme sıklığı değişir. Bundan etkilenme sıklık, frekans değişir. Önceden 3 günde bir ise ya da her gün ise artık belki 6 ayda bir ya da 1 yılda bir olabilir. Üçüncüsü, durum sonrasında diyelim ki sarsılma varsa toparlanma, tekrar hacı yapmaz gibi böyle diyelim ki vurduysa tekrar kalkabilme yetisi. Öncesinde eğer bokta bu prasad yaklaşımı o anlamda bakti değiştirmemişse kişi geçicide değişkenlik görüyorsa hacı yapmaz vurduğunda yerde kalıyor. Artık kaç gün yere yapışarak kalıyorsa. Burada ise hemen kalkabilir. Merkeze geri gelebilir.
sabite geri gelebilir. Hacı yapmasın da sabiti ana eksenindeki çizgidir. Dolayısıyla burası etkiydi. Bir eksiklik hissi olmadan eylemde bulunmak. Çünkü zaten tamlığını bilerek. Burasıysa tepkiydi. Dünyada olup bitenler, şu an için olanlarla da düşünebilirsiniz. Onun yoğunluğu, sıklığı ve toparlanma süreci anlamında duygusal bağışıklık veya dengeyi korumanın cevabı. Eğer ki olanın da kendi iradesi haricindekinin o mutlak irade veya darmaya dahil olduğunu idrak etmeye daha geliştiyse, kabul edebilmesi. Üçüncüsü ise gözleyen olarak, bakan olarak, aşağıda yer kalmadığı için üçü yukarıya yazacağım. Daha net görülebilir. Bir gözleyen, bakan, yani eylemde de bulunmuyor, eylemin de tepkisi olmadan sadece olana olduğu haliyle bakarken bunu hep konuştum. Samatlam, eş bakış. Dedi ki dördüncü bölüm, beşinci bölüm. Bir din adamına da, bir domuza, bir ineğe veya köpeğe ya da köpek yiyicisine bile, hatta o toplumun dışına itilmiş olana bile eş bakışla bakabilecek, altınla taş arasında fark göremeyecek nötrlükte gözler. Dolayısıyla bu bakış, tekil bakıştan bütüncül bakışa genişlemek de demektir. İçsel olarak dolayısıyla herkesi ve her şeyi sahip olduğu mevcudiyetinden ardındaki mutlaktan veya dahiliyetten o kapsayıcılığıyla görebilme bu eş bakışı da dolayısıyla sonucunda getirmiş oluyor. Bhakti koşulsuz sevebilme yetisi veya gücü. Bhakti ayrıksı bu beni sahip olduğu kimlik ve aidiyetiyle, isim ve biçimiyle yeri geldiğinde vazgeçebilme, yeri geldiğinde dediğim kademeli olarak gelebilir, nihayetinde bütünüyle vazgeçebilme yetisi veya gücü. O nedenle hakikat, yani değişmeyen bir şeye erişene kadar aslında hal olarak kişinin içindeki yoğunluğuna bağlı bu ateş, ateşin içine girebilme arzusu veya aşk, ayrı olandan bir olana o ayrılığı eritebilme yakıtı veya gücü. 12. bölüm, dolayısıyla şimdiye kadar son 6 bölümün zirvesi ve tamamlanmış oluyor. Bölümü başlıkları anlamında 3 ayrı bölümde anlattım. Şimdi yine son kitaptan okuyarak sadece 20 mısradan oluşan kısa bir bölüm. Kolaylıkla kendiniz de tekrar okuyabilirsiniz. Ve tekrarlamış olayım. Aslında her gün sadece bir bölümü, bu dersler bittikten sonra bile her gün sadece bir bölümü kendi kendinize okuma pratiği sadanası geliştirirseniz bunun bile hayatımızda tüm bu konuşulanlar adına çok önemli bir uygulama olduğunu görüyor olacaksınız. O yüzden yine bunu 18. günümüzde de tekrarlayacağım ama dilerim, Sami Dayananda da böyle söylüyor kitap biterken, dilerim her gün Gita okuyabilirsiniz. Bu kişisel olarak bir insanın kendine zihinsel ve hedef koyduğu gerçek neyse oraya dair adanmışlığı ve bhakti adına da önemli uygulamalardan biri sayılır. Daima bazı şeyleri kendimize hatırlatmamız gerekiyor çünkü. Unutmaya meyilliyiz. 1 ve 3 dediğim gibi genel bir soruyla başlıyor ve sonra bhakti nedir? 3, 4, 5, devamda 12. mısraya kadar devam edecek. Krishna'nın cevabı. Asla yok olmayana, tanımlanamayana, nesneleştirilemeyene, her şeyi kapsayana, bir düşüncenin nesnesi olamayacak olana,
tüm bu görünenin maya, değişkenin içerisinde de ikamet edene, ancak hareket etmeyene ve ebedi olana, tüm duyu organları üzerinde kontrol sahibi olan, zihni eş bakışa, eş görüşe erişebilmiş olan, tüm mevcudiyetin varlığın bekası refahında kendisi de beka ve keyif bulabilen, işte onlar ancak bana sahip olabilir, beni bilebilir. Kendini bedenle özdeşleştirenlerin sonu, kendini bedenle özdeşleştirenler sonu nesneleşemeyecek bir şeye kendini adayamayabilirler. Bilmeceli sözler. Kendini, yani nesneyle özdeşleştirenler zaten nihayeti nesne olmayan bir şeyle zihni odaklamaları veya aramaları zor olabilirler. Ancak yine de nesneleşemeyecek bir sonu, bir düşünceyi kafalarında tutarak, onu kendilerine nihai son bilerek, yaptıkları her eylemi en azından o kavrama adayarak, meditasyonda, yani zihni, meditasyon demek odaklamak da bir nokta üzerine, sürekli o kavram üzerine zihni odaklayarak, ki buna büyük bir adanma veya tutarlılık, istikrar deniyor. Bu zihni o kavram üzerine medite ederek, konsantre ederek kalabilenlerden başka kendini bende kaybedebilen başka bulamazsın Arjuna. Ve ölümden önce bu acı ve haz döngüsü, samsaradan özgürleştirebilecek olan ancak bu gerçektir. Başka bir şey değil. Sadece bana zihnini odakla, zihni yerleştir. Sadece bana zekanı yönlendir. Ve ondan sonra zaten benden başka bir yere gidemez. Eğer zihni daimi ve sürekli bana yönlendiremezsen Arjuna, o zaman en azından yoga, yani bu çalışmalarla bunu araştırabilirsin. Eğer yoga uygulayacak bir kapasiten de yoksa, o zaman en azından sadece eylemlerinin bana doğru, yani daha yüce olana doğru adanmasına çalış. Bu bile sana fayda getirecektir. O zaman bu odaklanma halini o meditasyon gibi düşünelim. Yapamıyorsan bile karma yoga yaklamaya çalışıyorum. Eğer bunu da yapamazsan, en azından zihni odaklayarak eylemlerinin sonuçları her ne gelirse onları kabulle, sanki mutlaktan benden gelen cevaplarmışçasına almaya çalış. Bir karma yoganın birincisini söyledi, karma yoganın ikinci aşamasını söyledi, meditasyonu söyledi. Demin 5 tane yazdım, şeyi tekrarlıyoruz. Çünkü bil ki, nihayet bilmek, hakikat, pratik olarak, uygulama olarak yogadan, çalışmadan daha nihayettir. Ve meditasyon, orada daimi kalmak ona göre daha nihayettir, sondur anlamında. Ve eylemleri terk ise ona kıyasla daha nihayettir, sondur. Ve sonra 13. mısra itibariyle Bhakti Yoga'nın meyveleri, sonuçları. Yani nasıl birine dönüşür bu hali, bu aşkı kendinde geliştiren kişi. Hiç kimseye nefret duyamaz. Herkese ve her şeye şefkat doludur. Sevecenlikle doludur. Mülkiyetten benim diyerek birilerini veya bir şeyleri kendine yapıştırmaktansa uzaktır. Ben yapıyorum aidiyetinden özgürdür. Hem hoş hem hoş olmayan durumların her ikisinde de, kolayda da zorda da zihni aynı eşlikte dengededir. Ve o
her şeye adapte olabilen kişidir. Uyumlanabilen kişi. Tamamıyla kendi içinde tatminkar, her zaman bir ve bütün, zihni üzerinde hakimiyet sahibi, zihni ve zekası daimi benim kavramımla, benim algımda, işte o zaten benim tarafımdan en çok sevilendir. Onun mevcudiyetiyle hiç kimse rahatsız olmaz. Başkalarının mevcudiyetiyle de, herhangi bir insanın, herhangi birilerinin mevcudiyetiyle de asla rahatsız o olmaz. Fazla keyiften veya hoşnutsuzluktan, korkudan ya da kaygıdan azade ve özgür yaşar. Böyle bir zihinsel halde olur. Hiçbir şeye bağımlı değil, temiz, saf, nötr, içinde hiçbir korku kalmamış ve tüm eylemlerin mülkiyetinden vazgeçmiş, işte o zaten bendedir. İçinde hasetlik veya hoşnutsuzluk olmayan, gereksiz coşkulara da dalmayan, ne arzu ne yaz, ne iyi ne kötü, adanmanın kendisiyle dolu dolu olan kişi böyledir. Hem dosta hem düşmana eş bakabilen, hem övgüye hem yergiye eş bakabilen, soğuğa, sıcağa, hazza, acıya eş bakabilen ve tutunmadan, bağımlılıktan azade olabilendir. Övgüye ve yergiye tekrarlıyor. Sözleri uyumlu ve güzel. Her ne geliyorsa başına memnuniyetle kabul edebilen. Hiçbir şeye benim demeyen. Bilgisinde bulunduğu yerde şaşmaz, sabit. Devotion, baktiyle dolu olan kişi, baktide köklenmiş kişi işte böyledir. Ve son mısra, dharmayla, mutlak irade veya düzenle, yaşamını uyumlu götürebilenler, beraber olabilenler için ölümsüzlük vardır. Shraddha'yla, bu bilgiye güven ve inançla olanlar için bu konuşulanlara zaten başka bir nihayet yoktur ve onlar zaten bendedir. Om Sat. Om Hakikat işte budur. Böylece 12. bölüm tamamlanmış oluyor. Ve bhakti çok 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 önemli ve çok belki zor bir kavram. Geliştirilmesi, kabul, teslimiyet ve koşulsuz, kısıtsız sevebilme yetisi veya güdüsü. Kitabın orta bölümü olarak nihayeti gibi görünse de aslında diğerlerine de elbette dediğimiz gibi birbirlerini karma, nyana beraber bütün kılan kavramlar, birbirlerini var eden kavramlar oluyor. Yarın itibariyle ise son 6 bölümlük kitabın 3. son kategorisine başlıyor olacağız. 13. bölüm ve nyana yoga, artık o hakikat adına daha direkt konuşmalar yapılıyor olacak. Beden veya alan ya da o alanı veya bedeni bilen bölümümüzün adı. 13. bölüm, yarın devam ediyor olacağız. Böylece tamamlıyoruz bugün de. Ve evlerimizde oturmaya devam ederken zihnimizi bütünle beraber tutmaya ve bütünün iyiliği, dengesi ve uyum adına Loka Samasta Sukino Bhavantu. 9 kere. Loka